Lübnan Hizbullah'ı İsrail'in kuzeyindeki Hayfa limanını insansız hava aracıyla görüntüledi. İsrailli generaller olayın ardından toplandı ve Lübnan'a karşı bir saldırı planına imza atıldı. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise topyekün bir savaş kararı yakında gelecek açıklaması yaptı. İsrail ile Lübnan Hizbullah'ı arasında tırmanan gerginlik topyekün bir savaşa mı dönüyor? İki ülkenin Mavi Hat olarak da bilinen sınırındaki karşılıklı çatışmalar farklı bir boyuta evrildi. Lübnan Hizbullah'ı insansız hava aracıyla çekilen ve İsrail'in kuzeyindeki Hayfa'yı gösteren bir video yayınladı. Yaklaşık 10 dakikalık videoda Hizbullah'a ait İHA, İsrail'in 25 kilometre derinliğine giriyor, Hayfa limanına sızıyor. Hizbullah İHA'sı İsrail'in hassas konumlarını titizlikle haritalandırıyor. Demir Kubbe ve Davut Sapan'ı hava savunma sistemleri de dahil olmak üzere Kuzey İsrail'deki stratejik askeri konumları görüntülüyor. Lübnan Hizbullah'ının videoyla İsrail'e gözdağı verdiği belirtiliyor. Görüntülerin ne zaman çekildiği açıklanmadı. Lübnan Hizbullah'ı İHA'sının herhangi bir engelle karşılaşmadan Lübnan'a döndüğünü duyurdu. Görüntüler İsrail'i harekete geçirdi. Dışişleri Bakanı İsrail Katz, İsrail generallerinin salı günü geç saatlerde Lübnan'a yönelik bir saldırı planını imzaladıklarını duyurdu. Hizbullah'la topyekün bir savaş kararının yakında geleceğini söyledi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hizbullah ve Lübnan'a karşı oyunun kurallarını değiştirmeye karar verdiği imzana çok yakınız. Topyekün bir savaşta Hizbullah ortadan kaldırılacak ve Lübnan ağır bir darbe alacaktır ifadelerini kullandı. İsrail ordusundansa saldırı planına dair açıklama geldi. Buna göre İsrail Savunma Kuvvetleri Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Ori Gordon ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Oded Baysuk, Lübnan'a karşı savaş planlarını onayladı. Ayrıca sahadaki kuvvetlerin hazırlık durumunun hızlandırılmasına karar verildi. Karşılıklı restleşme çatışmalarla devam etti. İsrail ordusu Güney Lübnan'da insansız hava araçlarının fırlatılmasında görev alan çok sayıda Hizbullah mensubunu hedef alan bir dizi saldırı düzenledi. Hizbullah ise saldırıya misilleme yaparak İran askerlerini kamikaze İHA ile hedef aldı. Metula yerleşim biriminde İsrail askerlerinin toplanma alanına saldırı düzenlendi. Lübnan Hizbullah'ı hedefin vurulduğunu, ölen ve yaralanan İsrail askerleri olduğunu duyurdu. İsrail ordusundan konuya ilişkin açıklama gelmedi. Evet, Türk Gün Gazetesi savaş yayılıyor başlığını atmış. İsrail'in Lübnan sınırındaki Hizbullah'la da topyekün bir savaşa hazırlanıyor. İsrail'de savaş planları onaylandı. Ordu teyakkuza geçti. Hizbullah ise İsrail'in 3. büyük kenti Hayfa'daki askeri üsleri ve demir kubbe hava savunma sistemlerini çektiği bir video yayımlayarak gözdağı verdi. Lübnan cephesinde Hizbullah ve İsrail arasındaki çatışmanın savaşa dönüşme ihtimali artıyor. İsrail Savunma Kuvvetleri Kuzey Komutanlığı Komutanı Tümgeneral Gordon ve Operasyonlar Direktörlüğü Komutanı Tümgeneral Basiyuk Lübnan savaş planlarını onayladı. Ordu göreve hazır hale getirildi. İsrail Dışişleri Bakanı Katz ise Hizbullah'ı topyekün bir savaşla yok edeceklerini açıkladı. Ve Lübnan'ın en önemli askeri gücü Hizbullah ise yayımladığı bir videoyla İsrail'e rest çekti. Bir drone'la çekilen o videoda İsrail'in Doğu Akdeniz'deki kıyısındaki liman şehri Hayfa yer aldı ve 9 dakikalık videoda Hayfa limanına sızan drone'la askeri hedefleri, yakıt depolarını, hava savunma bataryalarını ve limanda demirleyen savaş gemilerini görüntüleyen Hizbullah İsrail'e açıkça gözdağı verdi diyor.